güzel şeylere imza atmaya devam ediyor. Bir festival filmi arada soru cevaba gireceksiniz. Onun öncesinde neler söyleyeceksiniz? Ben insanların fikirlerini çok merak ediyorum açıkçası. Bakalım ne sorular gelecek, neler olacak. Biz de film izleyeli bayağı uzun zaman oldu aslında. Şimdi çok da eskitmek istemediğimiz için girmek istemedik filme ama bakalım insanların sorularını ve fikirlerini merak ediyoruz. Normalde biz de olacaktık filmde ama yani bugün Hüseyin benim setsel durumdan, onun başka bir işleri vardı falan, katılamadık. Şimdi işte soru cevap kısmına yetiştik. Tamam, onu halledip. Filmden biraz bahsedelim. Nasıl bir film oldu? Nasıl geçti çekimler? Ya vallahi zor geçti çekimler. Çünkü böyle 15 günlük bir programımız vardı. Program o kadar sıkışınca da bir takım koşullar daha ağırlaşıyor. Ama ikimiz için de enteresan bir deneyimdi. Çünkü böyle çok... Keyfi de çok kendi aramızda bir film oldu. Çok da komik bir film daha oldu. Çok ön plana çıkar. Hani çift olduğunuz için normal hayatta da... Ha, o işin o tarafı tabii başkaydı. Daha keyifliydi yani. Yani evet. İşin o tarafı keyifli değil mi onunla yalnız? Hayır hayır. Ben daha çok hani küçük bir prodüksiyonla olduğundan bahsetmek istemiştim aslında. Tek ışık kullandık. İşte bir ışık ekibimiz yoktu. Kamera arkası ekibi çok azdı. Bir tane reji asistanımız vardı. O da hatta filmin sonrasında dahil oldu. 3-4 gün sonra dahil oldu. Ama keyifliydi, güzel geçti. Yani yorucuydu. Çok çok bize ait bir film oldu, öyle söyleyeyim yani. Bakalım izleyenler ne diyecek, çok merak ediyoruz. Soru cevapta korktuğunuz soru var mı acaba? Yok, şöyle kadar soru, hatta sorduk ne sorabilirler diye. Ne sorabilirler ki fazla. Bakacağız bakalım. Zorlayıcı oluyor mu sorular? Yani zor. Yok ya, film başvurunda çekmişiz oynayan, zaten. Çekmişiz zaten daha neyinden artık korkalım, düşünsene. Kendinize rakip oldunuz yine gişede. Hadi be oğlum, nasıl? Evet, o bizim ya, pek aslında gişede değil film şu anda. İstanbul Film Festivali kapsamında gösteriliyor şu an. Belki anda, bitimine belki hani. Belki Mart'ta o da festivallere katılacak falan, ondan sonrası için aslında. Ama yine de bir denk gelme oldu, tahmin etmiyordum bunu. Minik hafta güşetisi de güzel geldi. Evet, İkiler evet. Bugün öğrendim ben de. Çok güzel, herkes çok samimi bir film olduğundan bahsediyor. Biz de öyle düşünüyorduk zaten. Bu duygunun seyirciye de geçmiş olması çok güzel tabii ki. Bir devam niteliği taşır mı? Sosyal medyada böyle bir şey dönmüştü çünkü, acaba taşır mı, taşımaz mı? Yani beklenti var mı? Hiç öyle bir şey konuşulmadı ama hiç de belli olmaz o işler. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Geçtiğimiz günlerde de Burak Bey'in doğum günüydü. Evet. Doğum gününü nasıl geçirdin? Doğum gününü GQ'da geçirdik. Kutlayamadık doğum gününü. Yani o hafta çok böyle set ve işte şu anın galası bilmem ne falan, bir hafta boyunca böyle doluyduk. Yani bir de araya böyle doğum günü yapalım diye de hani böyle bir yapamadık. Bu hafta işi bir arkadaşlar bir toplanacağız ama galiba gibi duruyor. Bakalım. Biz bu arada filmimiz girmemiz lazım. Doğum günü hediyesi olarak güzel bir ciğerimi köşesi. Evet yani. Bir anda bir şiş. Son olarak düşünsün, set prensibiniz olduğu söylendi, hani bir haber çıktı. İkimiz de birbirimizin setlerine gitmeyelim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gideriz, niye gitmeyelim? O da gelebilir, ben de gidebilirim. Ama tercih etmiyoruz, hep sette geçiyor zaten ömrümüz ama öyle bir prensibimiz yok. Ya yanlış bir şey de değil bu arada birilerinin setine gitmek. Tabii ki. Yani, ya da gitmemek değil, bizim öyle bir durumumuz yok yani. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, sağ olun.